Çorum'un gerçekten önemli sorunları var. Ama çözülemeyecek sorunları yok. Yeter ki istensin, yeter ki gayret edilsin, yeter ki gayret gösterilsin. Şimdi Çorum'da kiremit sektörü, toprak sanayi sektörü çok önemli. Bu sektör Türkiye'nin ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü karşılayabilecekken, hele de bir de demiryolu yatırımıyla çok önemli, daha da önemli bir sektör haline gelebilecekken, verilen sektörel desteklerle başka illerde de bu tür yatırımlar yapıldı ve Çorum'da toprak sanayi sektörü çökme noktasına geldi. Halbuki istihdamın çok yoğun olarak kullanıldığı bir sektör. Devamında, yani teşviği de başka yerlere verdiler ama Çorum'a bir hastane yapılıyor, şehir hastanesi. İhale şartnamesine demişler ki buranın örmelerinde gaz beton kullanılacak. Ya sektörün merkezi Çorum, sen gaz beton diyorsun. Tabii biz bunun mücadelesini verdik. Başka hastanelerde gaz betonu kaldırdık ihale şartnamesinden ama Çorum Hastanesi öyle gitti. Şimdi Çorum, bizim sanayicinin genel şikayeti şu. Çorum pilot bölge seçiliyor. Denetimlerde pilot bölge seçiliyor. Müfettişler çıkmıyor. Sanki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler gibi. Çorum'da denetim hiç bitmiyor. Bütün mevzuatların ilk uygulaması Çorum'dan. Herhalde Çorum yakın diye böyle tercih ediyorlar. Yani havaalanımız yok ama maalesef pilotumuz çok. Pilot bölge olmaktan dolayı. Az evvel Savunma Bakanı buradaydı. Hala burada. Yani Çorum'un sorunlarını 3 dakikada 4 dakikada konuşmak mümkün değil ama eğer Çorum'a bir şeyler yapmak istiyorsanız Sayın Bakan, bir şeyler yapmak istiyorsanız Çorum'u savunma sanayinde pilot bölge seçin. Mesela Çorum'un makine sanayi bu konuda hazırdır. Çorum'a bir katkı sunulacaksa makine sektörünün çok gelişmiş olduğu Çorum savunma sanayinde pilot bölge seçilsin. Buna işvereni, ustabaşı, işçisi hazır. Eğer Çorum'a bir destek, katkı sunulacaksa. Şimdi Çorum'da havaalanı yok hakikaten. Çorum'da havaalanı olsun istiyoruz. Bizim hayalimiz 1 milyonluk Çorum. Yani 500 binlik Çorum belki hemen acil havaalanı istemiyor. 500 binlik Çorum ama 1 milyonluk hayali olan Çorumlular Çorum'da havaalanını en kısa zamanda istiyorlar. Demiryolunu sordum sabahtan. Gelişme nedir? Ben diyorum ki demiryolunun 2023'e yetişme şansı yok. Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili diyorlar ki yetişecek. Yine sordum. Daha proje ihalesi yapılmış ama fizibilite çalışmaları, sondaj çalışmaları %50 seviyelerinde. Yani bunların bitmesi 1,5-2 yıl sürecek bir safa. Çorum'un en önemli destek ihtiyacı savunma sanayindeki pilot bölge seçilmesidir. Teşekkür ediyorum.